Onurlu Yaşam YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kedilerde eş seçimi. Hangi kediler birbiriyle eşleşebilir? Hadi hep beraber videonun detaylarına geçelim. Son zamanlarda çokça soru ve yorum alıyorum arkadaşlar. Hangi kediler birbiriyle eşleşebilir? Aslına bakarsanız sorunun cevabı çok basit. Genel itibariyle British ırklar kendi içerisinde eşleşebiliyor ama bununla beraber Scottish ırkların daha sağlıklı olabilmesi için, daha sağlıklı yavruların doğabilmesi için British ırklarıyla eşleştiriliyor. Bunlara Sejerel de verebiliyor. Dolayısıyla doğacak yavru Safkan olabiliyor. Bununla beraber şu tarz sorular da geliyor. Siyam kedisini Scottish Fold'la eşlemişler ya da Siyam kedisini British ile eşlemişler. Doğacak kedinin ırkı nedir? Arkadaşlar bu kedi kırmadır. Çok basit aslına bakarsanız. Hani bir umutla beraber soruyorsunuz bu soruyu ama gerçekten sizleri çok iyi anlıyorum. Kendi içlerindeki safkan ırkları birbiriyle eşleyebiliyoruz. Bunun dışında hangi ırkı hangisiyle eşlerseniz safkan olabilme ihtimali var mı? Şunu da örnek verebiliriz. Örneğin kangalla çoban köpeği ya da kangalla kurt köpeğini eşlediğimiz zaman ortaya Alman çoban köpeği çıkmayacağı gibi kangalla çıkmayacak. Kırma bir ırk çıkacak. Aynen kedilerde de bu. Bu iş bu kadar basit. Bugün biz neler eşleyebiliriz? Bunları sizinle paylaşabiliriz. Benim Cinnamon Golden üretim aşamasında kendime ayırdığım iki tane yavru var. Arkadaşlar birbirlerinden görünüş olarak çok farklılar. Bununla beraber elde edeceğimiz renkleri bugün 4. ya da 5. ayına geliyorlar. İleride hangi bebekleri vereceğiz? Bu videonun devam videosu olarak sizinle paylaşmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, ana renkler yaklaşık 8-9 tane. Bunları daha önce de birazcık bahsetmiştim. Sıra sıra isimlerini ve renklerini şöyle tablolar halinde koyulabilir. Örneğin Black var N, Blue var A, Lilac var C, Çikolata var B, White var W harfiyle gösteriliyor. Cinnamon var O, Fawn var P. Aslına bakarsanız ana renkler var. Biz ne üretmek istiyoruz? Arkadaşlar ben yakın tarihte Cinnamon Golden üreteceğim. Yani Golden ırklarını düz solid renkler, yani bu saydığım, az önceki saydığım renkler solid renkler. Bunları goldenlaştırıp yani daha çok sarı renk, sarı kürk rengine ulaştırmak için golden renkleri çaprazlıyoruz. Bununla beraber benim amaçlarımdan bir tanesi Cinnamon Golden ya da Fawn Golden üretmek. Delisyon bir kediyle, yani A yani Blue Gen ya da Lilac Gen içlerinde varsa arkadaşlar Fawn'da üretme şansınız var. Ben bugün iki tane eş olabilecek kediyi sizlerle beraber tanıştıracağım. Hem renk seçimi hem kedi seçiminden tekrar bahsedeceğim. İsterseniz bugün güzel yavrularımızı görelim. Bugün sizlere eşlemeyi düşündüğüm kedileri de tanıştıracağım. İleride bu videonun devamını bahsetmiştim. Devamını çekeceğiz ve yavruları da ne renk doğdu? Tahminlerimiz bakalım. Bugünkü tahminlerimiz ileride gerçekleşecek mi? Onu da çok merak ediyorum. O yüzden bu videoyu da hazırladım. Videonun içerisinde sorularınız gelirse yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Zaten zaman buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Hadi yavruları görelim. Arkadaşlar Ian sizinle beraber. Superior Class Ian. Temmuz doğumlu. 26 Temmuz doğumlu. Babası biliyorsunuz ki Cinnamon. Annesi de Anakin'in kızlarından. Leia'nın bebeklerinden. Arkadaşlar kürk yapısı harika bir renk. Harika bir yoğunluğu var. Bu kadar yoğun, bu kadar harika bir kürk yapısını ben vallahi daha önceki kedilerimde de yoğun olmuştu ama bu bence çok yoğun. Şöyle göstereyim. Renk konusunda acele etmeyeceğim arkadaşlar. Ne Y25 diyorduk ama pati içleri gerçekten renkleri Cinnamon babasına çok benziyor. Ama kuyruk uçu daha böyle siyah kahverengi gibi duruyor. İleride eğer rengini tayin edemezsek zaten hani biraz bekleyeceğiz. 7 aylık 8 aylık olana kadar bende kalacak bu olan biliyorsunuz söylemiştim daha önce. Teste de göndeririz. Şöyle seçeveyim. Merkeze arkadaşlar bunu koyacağız. Yani %100 Cinnamon taşıyıcı bir erkekle devam edeceğiz. Point olması kedilerin renklerinin ve göz renklerinin oturmasında gerçekten etkili olacak. Muhtemelen Delisyon da taşıyor olabilir. Anakin'de vardı çünkü. Leia'ya da geçmişse ona taşıyabilir. Çikolata taşıyabilme ihtimali yüksek. O yüzden renk skalasının yoğun olduğunu düşünüyorum. Erkek olarak bu güzeli koyacağız arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? 5 aylık yaklaşık 3 kiloyu geçti. Şöyle göstereyim. Birazcık daha aşağı indireyim. Evet. Ekranın dışına çıkardık mı bilmiyorum ama şöyle ışıkla göstereyim. Gerçekten karakter olarak da çok sakin bir erkek. Şu anda hırlıyor. Tam bir kuzu.
Tabi bunun eşi kim olacak arkadaşlar? Sorulardan bir tanesi de kardeşler eşleşebilir mi diyor, diye gelmişti. Arkadaşlar üreticiler imbrendik yani tür içi eşleme kısmında bir kereye mahsus özellikle tip ve renk üretmek için eşleşebiliyor. Bundaki kuralda ne olacak arkadaşlar? Anne babada genetik bir rahatsızlık olmayacak. Biz bunu ya aldığımız yavrulardan doğruya yakın olarak teyit ettik. Tabii ki genetik teste gönderip bunu tayin edebiliriz ama şu an için göndermedik. Babaları aynı, anneleri farklı kardeşler eşlenebiliyor arkadaşlar. Bir kere olmak kaydıyla. Biz de babaları aynı, anneleri farklı olan kardeşi eşleyeceğiz bir kereye mahsus. Sonra çıkan yavruları hep beraber göreceğiz. Tip olarak babaya benzeyen genel itibariyle yani bunun babasına Antonio'ya benzeyen bir yavru skalası elde edeceğimizi düşünüyorum. Renk olarak da Cinnamon çıkabilir, Cinnamon Golden çıkabilir. Fawn çıkma ihtimali var. Fawn Golden çıkma ihtimalleri var. Arkadaşlar yavrular doğduğunda tabii ki point olacaklar. Uzun tüylü olma ihtimalleri de çok yüksek. Biraz sonra eşleyeceğim dişiyi de göstereceğim. Arkadaşlar tip olarak bu kadar mükemmel bir bebek belki de görmediniz. Bir mucizenin de kendisidir gelecek dişi. Hikayesini de anlatacağım sizlere. Son olarak da şöyle göstereyim. İyanı, küpleri göstereyim, kuyrukları göstereyim. Evet. Arkadaşlar patisini bir daha göstereyim. Bakın kahverengiye yakın. Hatta sinamona yakın. Evet kızdı biraz. Ön pati için de göstereyim. Yaklaşık 3-4 ay sonra ne renk oldu ona bakacağız. Çünkü şöyle baktığınızda siyah değil. Kuyruk ucu da tam siyah diyemiyorum arkadaşlar. Ben bilek gibi düşünmüştüm. Yani bilek golden diye düşünmüştüm. Ama benim yanına tabii çikolata olma ihtimali var mı? Vallahi bilmiyorum. Şöyle bakınca kulaklara da bakıyoruz. Kulaklara da bakınca biraz sarımsı renkler de görüyorum. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Pointler kafa karıştırıyor. Hadi eşini görelim. Bay bay. Arkadaşlar Superior Class Juliet. Juliet'in yüz hatlarına bir bakar mısınız? Juliet biraz şey tedirgin bir kız. Onu net söyleyeyim. Yana çok benzemiyor. Juliet arkadaşlar bir mucizenin bence ta kendisi. Biliyorsunuz ki işte eşlemede bebek doğumları ile ilgili veteriner hekim Servet Cömert'ten de bir canlı yayın yapmıştık. Orada doğum süreçlerini bahsetmiştik. Arkadaşlar doğum literatürlere göre arkadaşlar bir gün kadar sürebiliyor. Yani anne kedimiz bir gün sonraya kadar yavrulayabiliyor. Arkadaşlar Cindy'nin biz doğumunu bitti diye düşündük. Cindy'nin bebeklerini emzirmesi için onu beklettik. Arkadaşlar tam ikinci günde, iki gün sonra, inanamazsınız son bebekler genelde küçük olur. İki gün sonra Cindy Juliet'i doğurdu. Tek bebek bu kaldı arkadaşlar. O yüzden Juliet bir mucizenin ta kendisidir. Yani iki gün sonra yaşama ihtimali var mı diye sorarsanız yavruların arkadaşlar kime sorarsanız sorun yok diyecektir. Ama Juliet yaşadı. O yüzden bizimle kalacak ve Cinnamon Golden üretme konusunda bizlerin merkezinde olabilecek bir kız. Neye ya da neye 25 diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun da babası biliyorsunuz ki Cinnamon. Annesi de Superior Class Cindy neye 12-33. Arkadaşlar Ian'la birlikte bunlar eş olacak. Kardeşler evet söylediğim gibi babaları aynı anneleri farklı kardeşlerden geliyor. Arkadaşlar Juliet %100 point taşıyor. Annesinden dolayı, babasından dolayı %100 long taşıyor. Yani Ian'la birlikte hangi yavrular doğabilir? Arkadaşlar short yavrular yani kısa tüylü yavrular doğabilir. Long yavrular doğabilir. Point yavrular doğabilir. Dolayısıyla renk skalasını tahmin edemiyoruz. Şu anda hani Cinnamon doğabilir. Yani safkan Cinnamon yani o dediğimiz kod doğabilir. Ama Cinnamon Golden ya da Fawn Golden'da olabilme ihtimali var. O yüzden ben bu bebekleri eşleyeceğim. Arkadaşlar tip olarak iki tane harika bebeği seçtim. Renkler sonrasında gelecektir. Burada önemli olan biliyorsunuz ki yetiştiricilikte arkadaşlar tip. Yani burada yine bahsedelim. Kulak yapısı, göz yapısı, yanaklara bakın, gözlerine bakın. Tabii biraz tedirgin oluyor. Ben olsam ben de tedirgin olurum bu kadar ışığın içerisinde. Juliet kaç aylık? Yaklaşık 4 aylık falan. Yanlış söylemek istemem. 8. ay doğumlu. Evet, 4 aylık. Çok iri ve güzel bir kız. Arkadaşlar Allah gidiyordu. Tuttum. Şimdi ikisini bir araya koyalım. Ian'la birlikte. Bakalım nasıl duracaklar. Bu iki bebeğin
yaklaşık 4 aylık 8 ya da 7 ay sonra bebeklerini paylaşacağım sizlerle. O zaman bu söylediklerimiz arkadaşlar çıkmış mı görelim. Renk neler çıkacak? Short ve long çıkma ihtimali yüksek. Bu kız çok tatlı ya. Allah Allah Allah, çok tatlı bir kız. Bu çok güzel bir anne de olacak. Çünkü annesi buna çok güzel baktı. Arkadaşlar bebeklik fotoğraflarını şöyle koyarım birkaç tane. Ben bu kadar iri bir bebek görmedim. Böyle kurbağa gibiydi. Hadi yanında getirelim. Yanına birlikte poz verelim. Arkadaşlar iki tane bebek. Bunlar eş olacak ileride. Siz şimdi biraz büyük durduklarına bakmayın. Gerçi kendi yaş grubuna, aylıklarına göre çok iriler. Kilosunda yazarım. Yani 4 aylık gibi bir kız gibi değil. İyan da çok iri. Yani kürk yapısı harika. Sakin bir erkek. Juliet biraz tedirgin arkadaşlar. Evet. Kaçma kaçma. Fırsatını bulunca. Arkadaşlar bugün renk seçimi ve kedi eş seçimi ile ilgili bahsettik. Cins kediler birbirleriyle eşleşirse aynı cins olmaz. Aynı ırk olmaz. Dolayısıyla ne bileyim Himalayan'la British eşleşirseniz British çıkmaz. Himalayan'da çıkmaz. Bambaşka bir ırk çıkar. Dolayısıyla eşleşebilecek ırklar Scottish ırkıyla British ırklarıdır. Ve kendi içerisinde ha ne oluyor? Scottish Fold'la Fold'u işlemiyoruz. Kesinlikle işlemiyoruz arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Bu iki mucizenin bebeklerini beraber doğumu da çekeceğim arkadaşlar. O süreci de beraber görürüz. Kaç bebekleri olacak? Ne renk olacak? Bu renklerden neler çıkabilecek? Onları göreceğiz arkadaşlar. Point çıkacak. Çünkü point taşıyor. Cinnamon çıkacak. Çünkü ikisinin babası da Cinnamon. En önemlisi harika tipler çıkacak. Yarışmada derece alacak ırklar. Daha önce hatırlıyorsanız BY12 erkek için de söylemiştim. Frederick için söylemiştim. Frederick şampiyon oldu. Bunların ikisinin de arkadaşlar yarışma olursa iki bebeği de götüreceğim eşlemeden önce. Bence şampiyon olacak güzellikte ve tipteler. Dolayısıyla şampiyon bebekler de verecek. Arkadaşlar yorumlarınız, beğenileriniz bizim için çok değerli. Her gün büyüyoruz. Evet, yaklaşık 1000 aboneye kadar geldik. Şunu fark ediyorum. İzleyen arkadaşlarımızın çoğu abone olmuyor. %95'i bizim videolarımızı izliyor ama abone olmuyor. Eksiğimiz bizimse lütfen yazın. Neden abone olmuyorsunuz onu da bilmek istiyorum. Abone oldukça arkadaşlar biz güçleniyoruz. Ben de biliyorsunuz özel bir işte çalışıyorum. Buraya geçmem için ekstra zamanlar ayırmam gerekiyor. Beni teşvik, motive edecek tek şey beğeni, yorum ve abone olmanız. Dolayısıyla abone olmanızı rica ediyorum. Beğenmeniz de çok değerli. En önemlisi ise arkadaşlar biliyorsunuz ki videoların altında paylaş butonu var. Onu da paylaşarak arkadaşlarınıza, kedi bakanlara ya da kanalda kedinin dışında bir sürü videolar, içerikler de oluşturuyoruz. Onları da paylaşırsanız algoritmik olarak büyürüz. Ailede sizlere de yer var. Biliyorsunuz bizim derdimiz, her videoda söylüyorum, dost biriktirmek. Dost biriktirmek, onurlu yaşama, arkadaş, kardeş, aileye dahil olmak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.